71 yıllık güven Trakya Peynir Mayası sunar. Anadolu. Doğası, insanları, dağ, taşı, ırmağı, farklı sofra kültürleriyle cennet vatanı. Samsun'un Şirin ilçesi Bafra. Kameralarımızı bu Şirin ilçenin organik olarak nam salan Sürmeli köyüne çeviriyoruz. Köyde tarım başlıca geçim kaynağı, hayvancılıksa küçük aile işletmesi şeklinde. Yani her evde 2 veya 3 inek var. Dövraman köprümüsü birer halasa, dardır geçilmez birer halasa, dardır geçilmez. Soğuktur sular bire halsan, bir tas içilmez more halsan. Soğuktur sular bire halsan, bir tas içilmez. Anadan geçilir bire halsan, yardan geçilmez bire halsal, yardan geçilmez. Atma artini devrini halsal, dağların neyse more halsal, dövramama pusun da halsal, çalın yürüsün. Atma altini devrini halsan, dağların neysin more halsan, dövramama pusun da halsan, çalın yürüsün.
sıcak bir çayla karşılanıyoruz köyde. Sürmeli köyü birbirine sıkıca bağlı dostlukların kurulduğu, gelenek ve göreneklerimizi unutmadan modern hayatı yaşayan sımsıcak insanların yetiştiği bir köy. Koyun mu sandın bire hasan, koyun mu sandın? Avdan öldürmeyi bire hasan, koyun mu sandın? More hasan, avdan öldürmeyi bire hasan, koyun mu sandın? Dıramal pusunu bire hasan, evini sandın bire hasan, evini sandın? At martini devrini hasan, dağlar inmez more hasan, dıramal mahpusunda hasan, çanır yürüsün. Onca zorluklara rağmen köyünü, yuvasını terk etmemiş bir aileye konuk oluyoruz. Devrini hasan, dağlar inmez. Haydi. Hadi gel inekleri sağalım da az sonra hava güzel, sular. Nereye gidiyor koyun? Ya ineği sağalım da az sonra sular kırıldı, hava güzel. Ben gelmesem olmaz mı? Gel gel, sen dalağının altına atacaksın, gel. Ben uğraşamam hayvanla ya. Uğraşacağım. Bende bronşit hastalığı var. Sen kaç gündür kama gelmedin, iki gündür. Gel de şu dalağının altına at. Atarım, haydi, atar. Haydi. Tam soğuk değil. Tam soğuk değil. Aç. Hava indi onun için. Bak bu kadar malım kusur var. Yattın mı sen ayı? Taşın. Dur kızım, gınalım. Gınalım. Altın kızım, altın. Ne kızım ben? Dur kızım, gınalım. Ananın kocası kocası. Kalktın mı oğlusu? Oğlusu kalkmış oğlusu. Haydi. Aşağı tuttu. İyi, ağır işte bu baba. Güzel, kapıya burayı güzel kapatacağız. Bunu, şey edeyim. Bunu da çıkacak mı? Evet, bunu çıkacak. Öküz daha. Ben bak, kapatayım mı kapıyı? Işığı kaçırdın mı? Kaçırdım. Ha, bakları taktım. Bir de kapıyı açıyor. Sen ne kadar işin aşağıdan yukarıda? Kara değiyor, onun için aşağı uzak. Kasım amca eşine her işte olduğu gibi peynir yaparken de yardım ediyor ve bundan aldığı haz yüzüne yansıyor. Daha güzel bir şeyler düşünüyordum ben böyle ama olmadı. Al şunları kızma. Ne yapacaksa yap. Yapay bir ayı yok. Onu da sıcağım, tamam. Güzel. Tamam da bilmiyorum, bir dakika. Bunları da süzeyim ben. Dur, ben emin olmam lazım. El ay getir, süzelim. Tamam. Yatırıyorum bir dakika. Sen yalan tutmuyorsun. Şey ben tutuyorum, tutuyorum ha. Ben, sen de yok. Bundan sonra ziyan olmasın süt. O zaman bir daha biz süzeriz. Ayrıca suyu da çalkalayalım bunları. Acık dökelim acık. Bereketi dibinde. Çay, demek ki çay vermeyeceğiz bu misafirlere. Niye vermeyecek ki? Devamlık yok da. Çaydanımız var. Tamam, yeter. Buraya sütü, ocağın üstüne sütü koyuyoruz. Tut, ikimiz bir kaldıralım. Burada sütümüz ılıyor biraz. Ondan sonra
sıcaklığına bakıyoruz. Anasını inekten saldığından biraz sıcak oluşlu. Biz mayamızı atıp bekletiyoruz. Ondan sonra atalım mı? Atacağız. Bekletiyoruz. O kendi haline geldiği zaman da sular kenarına çıkıyor. Biz onu o zaman torbalıyoruz. O zaman peynir oluyor. Kapağını açayım. Odan atayım şimdi ona. Bismillah. Yeter mi? Az daha atayım mı? At. Sıcak olursa dışarısını açar. Süt çok güzel. Buyurun. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Bitti işte. Afra baktık. Şöyle. Bak biz bir sürü süt hazırladık. Sen daha bir saatte gelmedin. Yok. Anca zamanında geldim. Tam zamanında geldim. Nene iyi mi nene? İyi iş olsun ya. Şimdi Allah'a edip böyle. Zika iyi. Nenem ne yapıyor nenem? Nenem de yapıyor. Değil mi? Ekmek yiyor. Bir şeyler yiyor. Elini böyle verince yiyor. Açım. Değil mi? Elinden ağzına götürebiliyor. Yok, kendin uçacaksın. Kendin oturmana geçeceksin. Kendin öyle. Sen de boş. Evet. Pazara ne hazırladın? Peynir hazırladım, yoğurt hazırladım, süt hazırladım, yağ, yumurta. İyi, güzel. İneğim sağlayayım bari yine. Bu hafta biz gitmedik Sarı. Nasıldı, güzel miydi pazar? Kezban Hanım peyniri yıllardır hep aynı marka maya ile yapıyordu ama Kasım amca bu sefer aynı markanın farklı bir çeşidini getirmiş eve ve onu anlatıyor misafirlerine. Bu peyniri pazar bu peyniri götüreceğiz. Bu maya bana bir diye şu bir trak gelme. Bu maya nasıl bir maya? Önceden böyle şişe vardı. Önce şişesi vardı bunu. Şimdi de toz olarak çıktığı için. Allah geçen Allah. Hafta almıştım ben bunu. Denedik. Çok harika bir şey. Önceden şişe vardı ama bu daha güzel olduğu için. Alandan memnun ol inşallah. Çok harika lezzeti var. Damak tadı güzel. Bütün köylüye de tasfiye edeceğiz. Lezzetli olduğunu söyleyeceğiz. Kasım abi, bu Trakya'nın biz de daha önceden böyle şişede gördük ama böyle tozunu falan görmediydik. Ben de geçen de çarşıya gittim. Orada markette satıyorlardı. Kasım abi nasıl bir şey ya? Çok harika bir şey ya. Aynı leskava şeklinde bu dediğin gibi maya evet. Çok güzel. Bunda israflık olmaz. Bunun bir tanesi 20 kilo süt mayalıyor. Ay maşallah çok büyük yani. Şeyden daha kârlı bu. Sıvı olandan daha kârlı. Bu toz mayasını, süt mayasını toz olaraktan aldık biz. Evet, Trakya. Trakya'nın. Ha, ondan güzel. Sonra yarım bardak ılık suya evet abi. Açıyoruz. Evet abi. Döküyoruz bunu. Evet abi. Ve karıştırıyoruz. Çok harika bir şey ya Kasım abi bu ya. Bu değil yani. Bu 20 kilo sütü. Bunu 20 kilo süte katıyoruz şükrü. Evet abi. 20 kilo süt peynir oluyor. Çok güzel, çok, harika bir şey bu çok ya. Çok harika. Öbüründen daha tasarruflu bu. Evet bak, abi. Bak aynısı bizde kullandığımız maya. Bu da Trakya mayası. Bu da Trakya. Bu su. Sıvısı, bu şeyi, tozu. Ben memnunum, çok güzel. Ben hep bunu kullanıyordum zaten. O da tozu. Ha, bu benimki aynı Trakya olduğu için demek ki daha bu tasarruflu, israf olmaması için, kötü olmama şeyi için böyle daha şeylerini çok çıkarmışlar. Güzel. Çok güzel. Memnunum ben. Ben nasıl yapacağım bunu şimdi? Şimdi bunu toz olarak suya kattık, karıştırdık. Şimdi şeye dökeceğiz. Evet. Süte peynir olacak. Ha, çok güzel. Dök. Evet, döküyorum. Dök. Bismillah. İnşallah güzel olacak. Her zaman yaptığımız İnşallah. Peynirimi. Doğal, organik bir köy peyniri yemeye ne dersiniz?
Adım Mustafa Yavuz. Sürmeli köyünde doğdum, büyüdüm. Köyümüz Mübadil Köyü. 93 senelik Mübadil Köyü. Ve 93 senenin aşağı yukarı 75-80 senesi bu köy tütünle geçimini sağlıyordu. Şimdi ise gençlerin birçoğu büyük şehirlere gitti. Oralardan emekli oldu. Bir kısmı daha çalışıyor. Köyümüzde çok az miktarda bir genç kaldı. Ve bu kalan gençleri de burada bir meşgale olarak, köyümüzü tanıtmak amacı olarak köyümüze bir iki tane arkadaşımız, akrabalarımız öncülük yaptı ve köyümüze organik pazar kurdular. Köyümüz merkez bir köydür, Mübadil Köyü'dür ve bu organik pazardan sonra birçokları daha köyümüzü tanıdılar. İsmim Ahmet Ay. Ben Sürmeli Köyü doğumluyum. Yeni emekli oldum. Köyüme şu anda kış tatiline geldik. Köyümüz 1924 Selanik Mübadil Köyü'dür. Köyümüz daha önceden tütün tarımıyla uğraştı. Yıllarca tütün tarımından ekmek yedik. Hayvan besiciliği yapıyorlar, süt besiciliği yapıyorlar. Bunun yanında doğal tavuk yumurtası, tavuk, tereyağı, süt ürünleri makbul. Çarşıya yakın bir mesafedeyiz. Aşağı yukarı 12 kilometrelik bir mesafedeyiz. Ben Süleyman Özata. Bu köyde doğumluyum. Sürmeli Köyü Derneği'nde başkanıyım. Sürmeli Köyü Derneği olarak bu köyde faaliyetlere başlamamızın bir amacı, bir gayesi vardı. Derneğimizi de bu gaye üzerine kurduk. Sürmeli Köyü tütün ve hayvancılıkla iştigal eden bir köyümüzdü. Fakat tütündeki yasalar itibarıyla tütün tüm Türkiye'de olduğu gibi köyümüzde de bitmiş olup köyümüzden büyük bir göç olmuştur. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu pazarla beraber Sürmeli Köyü'nde üretmiş olduğumuz organik ürünlerin pazarlamasını sağladık. Biz sosyoekonomik, sosyotarım, sosyokültür dediğimiz bu kapsam içerisinde hava, su, toprak ve canlıların bir arada yaşayışının bir anda bütünleşmesini sağladık. Ve bütün arazilerin organiğe geçişle beraber üretimini de organik yelpazesine aldık. Biz sadece sebze tarımı ve hayvansal ürün değil, kaba yemi de kendimiz üretiyoruz. Şu anda köyümüzün arazilerinin yarısını sulu tarıma geçirdik. Sulu tarımla beraber kaba yem üretiminde buğday, mısır, yonca üretimini de arttırdık. Sürmeli Köyü'nde 25 tane çiftçimizin 20 tanesi organiğe geçmiş durumda. Bunların ürettikleri ürünlerin hepsi kontrollü. Zirai ilaç olsun, zirai gübre olsun tamamıyla kontrollü ve hepsi organiktir. Organiğin dışında bir gübre ilaç kullanmıyoruz. Konvansiyonel ürünü daima terk ettik. Konvansiyonel ürünü terk etmekle beraber tarlalarımızda kullanılacak olan organik gübreleri kendimiz üretmeye başladık. Tavuğumuzdan, büyükbaş hayvanımızdan elde ettiğimiz gübrelerle organiğe çevrilmiş durumdayız. Şu anda süt hayvancılığı da köyümüzde gelişmiş durumda. Süt bazında kaba yemimizi kendimiz kullanmaktayız. Onlarla beraber üretimimizi kendimiz yapmayız. Bunda süt ve sütlü ürünlerin içerisinde yoğurt, kendi tabirimizde peynir ve lor diyoruz onlara biz. Bunları üretiyoruz, bunları da satıyoruz, bunları da pazarlıyoruz. Süt hayvanları ve süt çiftçiliği var. Onlarla beraber onların kullandığı yemler de organik olması için gayretimiz gösteriyor. Projeyle beraber çevremizde bulunan iki tane süt çiftliğinde gübreler, hayvansal atıkların, hayvansal gübrelerin organiğe değiştirilmesi için ve kendi biyogaz üretimi tesisleri kuruldu. Bu da bizde sevindirici bir durum oldu. Şu anda bu havzanın tamamının en kısa zamanda organiğe geçişi sağlanmış olacak. İşletmemizde şu anda Holstein ırkı bulundurmaktayız. Toplam sayımız bizim 520. Şu anda sağdığımız sağma sayımız 175.
Ortalamamız günlük hayvan başı ortalamamız 28 litre. Şu anda günlük 4 ton 900 litre süt veriyoruz. İşletme kurulalı 4. senesi burada. İlk senesinde ilk 100 ineğimiz geldi. Daha sonrasında 134 tane ineğimiz geldi. İşletmemiz tüberküloz ve bruselli ağrı bir işletme. Aynı zamanda onaylı süt çiftliği sertifikasını Avrupa standartlarında süt üreten süt çiftliği belgesine, sertifikasına sahiptir. Buzağı ölüm oranımız şu an için %3. Buzağı ölüm oranımızın bu şekilde düşük olması, biz koruyucu hekimlik uygulamalarında burada önem veriyoruz. Özellikle doğacak buzağa anne karnında 2 doz aşılama, anne karnında buzağı doğduktan sonra yakalanacağı E. coli, roto, koronavirüse karşı anne karnında 2 defa aşılama yapıyoruz. Bundan dolayı buzağı ölüm oranımız şu an için iyi. Karadeniz'e gidip de kemençe dinlememek olmaz. Sımsıcak bir karşılama yapan Sürmeli bizi daha da güzel uğurluyor. Bir yıllık güven Trakya Peynir Mayası sundu.